Babur racul yedhulul mescide yevmel cum'a vel imamu yahtub hel yenbeği lehu en yerke amda. İşte ihtilaflı meselelerden birisi. Daima başımızda. Biz cümleye gittik ki imam hutbe okuyor. Hemen oturacak mısın? Yoksa iki reket tahiyyetül mescide kılacak mısın? Şimdi diğer mezheplerde olanlar illa iki reket kılmamış oturmaz. İmam hutbe okuyor. Camiye girdim iki reket kılmak vacip onlar. İki reket tahiyyetül mescide kılar, ondan sonra hutbeyi dinler. Bizim mezhepte öyle değil. Gittin mi? Sünnettir. Sünneti kılmak yahut tahiyyetül mescide kılmak sünnettir. Hutbeyi dinlemek farzdır. Farz varken sünnet işlenilmez, hemen oturup farzı dinleyeceksin. Peki, bu böyle ama nekül? Nekül lazım, rivayet lazım. Şimdi bugünkü derste bu meseleyi hallediyor nekül itibariyle. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني Hazreti Cabir diyor ki Süleyk el-Gatfani geldi. Fî yevmil cüm'ati cüm'a günü geldi Mescid-i Resulullah'a. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel minber. Peygamber Efendimiz de minber üzerindeydi. Fekâde Süleykün. Süleyk oturdu. Kablen yusalliye namaz kılmazdan evvel oturdu. Fekâde lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bana buyurdu ki Erekat erekateyni. İki reket namaz kıldın mı? Kâle la. Dedi ki kılmadım. قَالَ قُمْ فَرْكَعْهُمَا Kalk evvela iki reketi kıl. İşte diğer mezheplerin delilleri bu. Süleyk'in hadisi, Süleyk'in hadisi. Bak diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip de oturan adamı nehyetti, kalk iki reket namazı kıl. Binaenaleyh, herhangi bir kimse mescide gelir de imam isterse hutbeti olsun, evvela iki reket namazı kılar. Delil kuvvetli mi, zayıf mı? Kuvvetli delil var. İtirazın var mı? Çünkü raviye itirazın varsa dersen ki bunun ravilerinden birisi yalancıdır. Ona itiraz edemezsin. Yok bu rivayette. Çünkü İmam-ı Tahavi almış bunu. Bunu incelemiş almış. Evet. Haddesene ibn Ebi Davud. Kale haddesene Süleyman ibn Harb. Kale haddesene Yezid ibn İbrahim. An Ebi Zübeyr. An Cabir'in. Enne racülen dehalen mescide yevmel cümle. Bu rivayette Süleyk demiyor da Hazreti Cabir diyor ki bir adam. Mescide girdi. Yevmel cüm'a cüm'e günü ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu. Peygamber Efendimiz de hutbe okuyordu. Sümme zekere mislehu. Bu hadis-i şerifin aynını zikretti. Yani iki reket namaz kıldın mı? O da yok dedi. E kalk iki reket namaz kıldın. Haddesen ibn-i Merzuk kâle haddesen Ebu Asim an ibn-i Cüreycin kâle akhbereni Amr ibn-i Dinar ennehu semi'a Cabir ibn-i Abdillah yekûlu fe zekere mislehu. Yine aynı hadisi şerif, fakat İbn-i Merzuk rivayet etmiş. Birincisini Rabbiyül Mezin, ikinci hadisi İbn-i Ebu Davud, üçüncüsünü İbn-i Merzuk. Hadis aynı. Bir hadisi şerifin üç senedi var. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme, kâle haddesena Ahmet ibn-i İskâbil Kufi, kâle haddesena Muaviye, an-el-A'meş, an-Ebi Süfyan, an-Cabirin radıyallahu anh. قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطْفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمْعَ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ Peygamber Efendimiz hutbe okurken Süleyk el-Gatfani geldi. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ Sizden biriniz geldiği vakitte يَوْمَ الْجُمْعَةِ Cuma günü وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ Halbuki imam hutbe okuyor. فَلْيُصَلِّ قِلْسِنْ رَكْعَتَيْنْ خَفِيفَتَيْنْ İki hafif rekat kılsın. Sümmel yeclis, sonra da otursun. Yani iki rekat kılsın ama o iki rekatı uzatsın da hutbeyi fevt etsin manasını değil. Çabuk çabuk iki rekat kılsın. Hafif dediği bu. Çabuk çabuk yani. En kısa namaz nasıl ise o şekilde kılsın, ondan sonra otursun. E bir de bir sofu olursa efendim ben kısa namazı tenezzül etmem, benim namazım uzun olacak. Hutbede uzatmışsa, hutbe geçerse geçsin, ben namazdan geçmem. Hutbeden geçerim, namazdan geçmem derse buna ne dersen? Cahilin sofusu, şeytanın masarası. O kendi kendine diyor ki uzun namaz kıl. Resulullah Efendimiz emrediyor ki hafif iki rekat namaz kıl otur. Evet. Haddesena Fahdun kâle haddesena Umar ibn Hafsin kâle haddesena Ebi kâle haddesena La'mış kâle semiyatü Ebâ Salih yezkuru hadise Süleyk'in Gatvaniyye. Evet. Ebâ Salih bu hadisi eynen o da zikreyledi. ثُمَّ سَمِعَتُ أَبَا سُفْيَانَ بَعْدَ ذَلِكَ
Bundan sonra diyor, ben Ebu Süfyan'ı işittim ki yekulu derdi. Ebu Süfyan diyen de bu ravilerden birisinin ismi, meşhur bildiğimiz Ebu Süfyan değil. O da sahabe, o da rivayet var ama fakat burada tabiinden birisi, evet. Yekulu semiyatü Cabir'en. Ben Cabir'i işittim. Yekulu derdi ki Câ'a Süleykül Gatfâniyü fi yevmil cüm'a. Cüm'e günü Süleykül Gatfâni geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu. Peygamber Efendimiz de hutbe okurdu. Fekâle lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz dedi ki Kum ya Süleykül. Ya Süleyk kalk. Fasalli rak'ateyni hafifeteyni. İki hafif namaz, iki rekat hafif olarak namazı kıl. Tecevvez fîhima. O iki rekat de çabuk et. Tecevvez, sürat et. Evet. Yani hutbeyi geçirmeyesin. Sümme kâle buyurdu ki İzâ câ ahadüküm, sizden biriniz geldiği vakitte vel imamu yuhtubu, halbuki imam hutbe okuyor, fel yusalli rak'ateyni hafifeteyn, iki hafif, evet, iki rekat hafif olarak namaz kılsın, yetecevvez fîhima, onları da icaz etsin. Yani sürat yapsın. Böyle uzun uzadıya değil, çabuk çabuk. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن سليك عن سليك بن عتبة الغطفاني. Yine mesela Süleyk'e çıktı, burada babasını da zikretti. Süleyk'in babası kim imiş? İbni Hudbetul Gatfani. Ennehu ca'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu alel minberi yevmel cuma. Geldi, Resulullah Efendimiz de hutbeyi okuyor idi minberde. فَقَالَ لَهُ سُلَيْكَ Peygamber Efendimiz emreylediler ki اَرَكَعْتَ رَكَعْتَيْنِ İki rekete kıldın mı? قَالَ لَا Dedi ki kılmadım. قَالَ صَلِّ رَكَعْتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا İki rekete kıl, bu onu da çabuk kıl. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بِنِي هِشَابِ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن عجلان عن عياد بن عبد الله أخبره عن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. Bir adam mescide girdi. Ebu Said'in Kudri rivayet ediyor. Evvelkine Hazreti Cabir rivayet etmişti. Fakat Allah-u Alem yine Süleyk olsa gerek. Çünkü Recul'ün ismini vermiyor ama. Evet. Ebu Said'in Kudri diyor ki bir adam mescide girdi. فَنَادَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ona çağırdı. فَمَا زَالَ يَقُولُ Ona demekte devam etti. اُدُنُ Yaklaş, yaklaş dedi. حَتَّى دَنَا O adam yaklaştı. Daha yaklaş, daha yaklaş, daha menberin yakınına kadar onu çağırdı. فَاَمَرَهُ Ona emretti. Emretti ki kalk, iki rekat namaz kıl. فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ İki rekat namaz kıldı. قَبْلَ اَنْ يَجْلِسِ Oturmasan evvel. Ve aleyhi hırkatun halikun. Üzerinde de bir yırtık hırka vardı. Elbisesi yırtıkmış. Demek Peygamber Efendimiz onun fakir olduğunu görünce çağırmış. Ta minberin yanına kadar. Ondan sonra da iki rekat emretmiş ki iki rekat namaz kıl. O da iki rekat namaz kıldı, oturdu. Sümme sena misli. Zalik fissaniye. İkinci cuma geldi, yine böyle yaptı. Yine Resulullah Efendimiz çağırdı ve ona namaz kıldırdı. فَاَمَرَهُ بِمِسْلِ ذَٰلِكِ Böyle cennetti. سُنَّ سَنَعَ مِسْلِ ذَٰلِكِ الْجُمْعَةِ سَالِسَةِ Üçüncü cümlede o adam geldi, yine böyle yaptı. Üzerinde de yırtık bir elbise. فَاَمَرَهُ بِمِسْلِ ذَٰلِكِ Yani üçüncüsünde de böyle emretti. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِلنَّاسِ Üçüncü cümlede Peygamber Efendimiz cemaate dedi ki فَصَدَّقُوا Siz sadaka verin. Çünkü üç cemre, üç cümle bir peşine adam geldi. Üzerindeki elbise yırtık. Resulullah Efendimiz baktı ki bu adam fakir. Cemaate dedi ki buna sedeke verin. فَاَلْقَوُ الْفِيَابِ Elbiseleri attılar. Yani herkes bir taraftan bir elbise attı ona. فَاَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ona emretti. بِاَخْذِ سَوْبَيْنِ وَالْقَى ve aksi sevbeyni. Bu elbiseler demek çok attılar. Bu elbiselerde iki tane aldı. Fazla değil. Çünkü bir adamın ihtiyacı ne kadar? İki elbise. Fazlası alırsa yok. Mesela bu vakit fukara almayı hakkı yok. İki elbise alır. Yani birisi izar, birisi de rida. Birisi belden aşağı, birisi de omuzlarında.
Şimdi bunda da bir işaret var ki, bir adam ihtiyacından fazla almıyor. Bunlar sana, adam beni sedeke ettiler, götürür satarım demiyor. Adamlar attılar, sen iki tanesini al. Kanaat et, kanaatlendir diyor Resulullah Efendimiz. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ Vaktaki bundan sonra oldu, yani tekrar demek dördüncüde geldi. اَمَرَ النَّاسَنْ يَتَصَدَّقُوا Evet, nasa emretti ki buna sadaka verin. فَاَلْقَ الرَّجُلُ اَحَدَ سَوْبَيْهِ Bir adam iki esbabının birisini ona attı. فَغَدِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz gadeplendi. ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَخُذَ ثَوْبَهُ Ona emretti ki elbisesini al. Yani sadaka ver, bunu evvelden geldi. Zaten elbise aldı, bunun elbiseye ihtiyacı yok. Niye elbise atıyorsun? Ondan bir cuma evvel elbise aldı ki elbise aldı. Niye sen bunu elbiseni atıyorsun, elbiseni al hadi. Yani sadaka verin, başka yiyecek, içecek, para, o öyle sadaka verin. Tabi bundan da şu anlaşılıyor ki bir adamın ihtiyacı olmayan şeyi verme. Neye ihtiyacı varsa onu ver. Hani bazı kura tüccarlar olur. Satılmayan pazon diye malik olur. Ha, sene başında bunu temizlemek icap eder. Neydi? Bunu getirir, battaniyemi yahut da kumaşı neyse fazlan diye onları getirir, zekatını hesap eder, dağıtır. Yani sen dağıtıyorsun ama farz et ki bir fakire battaniye verdin. Belki fakirin 3-4 battaniyesi var, ihtiyacı yok. Başka bir şeye ihtiyacı var. Sen para olarak niye vermiyor da fazlan diye malını dağıtıyorsun? Yani şey, ambarını temizliyor. Yani bu da doğru değil. Ama bilsen ki öyle bir zamanda ki battaniye yok yahut da kumaş yok, kimsenin eline geçmiyor, sende de bu mal var, bunu verirsen ise fakir daha iyi sevinecekti, o başka, o Ali Gülhane. Evet. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ Bir takım cemaat gitti ki, اِذَا اَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ Her kim mescide dahil olursa, يَوْمَ الْجُمْعَةِ cüm'e günü, وَالْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْتُبُ İmam da minbere çıkmış hutbu okuyor. فَيَنْبَغِي لَهُ O adama layıktır. اَنْ يَرْكَعَ رَكَعَتَيْنِ İki reket namaz kılar. Ne olduğu halde يَتَجَوَّزُ sür'et eder olduğu halde فِيهِمَ O iki rekette. Yani çabuk çabuk iki reket namaz kılsın. İşte bir takım cemaat buna kail oldular. Bu hadislerle amel ederler. Bunlar kimler? Şimdi bu zamanımızda üç mezhebi, Şafii, Hanbeli, Malik. Malikiler bizine mi? Malikiler bizine mi? Bize okuduklarına göre bizine. Bizden derim değil. Yani değil. Sen biri öğren ama onların müşide ya bizine ya onların öyle. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِهَذِي الْأَسْرِ Bu meselede bu eserlerine ihticac ettiler, delil getirdiler. Şimdi insan kısa olursa, malumatı az olursa, bu hadisleri de gördükten sonra bir tanesini görse kafi ya. Süleykül Gatfani'nin hadisi de buna itiraz mı olur? Demek ki hadisle amel etmeyenler, aklı kıyasa gidenler, Hanefiler gibi kendi akıllarına göre hareket ederler. Resulullah'ın hadisini kor, başka tarafa gider. Şimdi biz de gerisini okumasak biz de öyle diyeceğiz. Hem bir rivayet değil, kaç rivayet. Fakat muhalefet edenler şimdi delillerini getirecekler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Başkaları bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki يَمْدَغِيْلَ O adama layıktır. اَنْ يَجْلِسِ اُتُرَى وَلَا يَرْكَعَ Namaz kılmaya. وَالْاِمَامُ يَخْتُبْ Halbuki imam kutbede, imam kutbede olduğu halde rükû yok. Rükû yani namaz yok. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ Bu ikinci cemaate hüccettendir. Fizalik bu mesele hakkında yani namaz kılmayacak. Ki ennehu kad yecudu caiz ki ola en yekûne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz olmuş ola emere Süleyken Süleyke emretmiş ola bima bir şeyle ki emerehu emretti bihi anınla minzalik bu meseledir. Yani iki rekat namaz kılmasını Süleyke emretti ki ola fekata'a hem de katletmiş oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizalike Süleyke emri sebebiyle hutbetehu hutbesini. Halbuki hutbeyi de kesmeyecekti Resulullah Efendimiz. Halbuki hutbesini kesti. Ve ona emretti ki iki rekat namaz kıl. Bunu yapmış ola
İradeten minhu. Resulullah Efendimiz murat etmek için. Neyi murat? En yuallimen nase, nase talim etmeyi ki keyfe yef'alûn, nasıl işlerler? İzâ dehalul mescid, mescide girdikleri vakıfta nasıl yaparlar? Sümmeste enefel hutbete, sonra Peygamber Efendimiz hutbeye sonradan yeniden başlamış olalar. Yani bunu emretti. Bir emir var, bunu inkar etmiyor. Niçin emretti? Yani bir adam mescide gelirse ne yapacak? İmam hutbeyi kesip de o öteki adamına konuşacak mı? Konuşmayacak, hutbesine devam edecek. Halbuki Resulullah Efendimiz hutbesini kesti. O adama emretti. İki rekat namaz kıl dedi. Niçin bunu yaptı? Nasa talim için. Evet, nasa talim için. Ya hutbe, hutbeyi sonradan Resulullah Efendimiz yeniden başladı. İstinaf ne demek? Yeniden başlamak. Caiz ki böyle olur. Yani bu da kat'i değil. İhtimal böyle olur. Ve yecûzu eyza, yine böylece caizdir ki en yekûnu ola ben âlâ hutbati. Resulullah Efendimiz hutbeye yeniden başlamadı da Süleyk emir verdikten sonra gerisini, hutbenin gerisini okumaya başladı. Kemâ kâle ehlün mekâletil ula, nitekim birinci mekânenin sahipleri böyle dediler. Yani Resulullah Efendimiz hutbeye yeniden başlamadı, hutbesine devam etti. Ve yekûne sünneten me'mûlen biha, bu da me'mûlun bir sünnet olan. Atladık mı? Sümmestâne fel hutbe ve yecûzeyten yekûne benele hutbeti ve kâne zâlike ha. Ve kâne zâlike, bu oldu, olmuş ola قَبْلَ اَنْ يُنْسَخَ الْكَلَامُ, kelam neshedilmezden evvel olmuş ola fissalati namazda. ثُمَّ نُسُخَ الْكَلَامُ, sonra kelam neshedildi fissalati namazda. فَنُسُخَ اِذَا, yine konuşmak neshedildi fil hutbeti, hutbeti. Diyor ki hutbede konuşmak olmaz. Resulullah Efendimiz konuştu. Ha, evvelden namazda konuşmak caiz idi. Hutbede de konuşmak caiz idi. İslam'ın ilk iddiasında var idi. Bir adama gelse namazın içinde mühim bir şey sorsalar, ona cevap verirdi. Sonradan Peygamber Efendimiz nehyetti bunda. Nehyedince namazda konuşmak mensuh oldu. Hutbede namaz olduğundan onda da mensuh oldu. Demek ki Resulullah Efendimiz'in hutbede bu konuşması namazda konuşmanın neslinden evvel idi. Namazda nesk olunca hutbede de nesk olundu. Hazreti Ömer radıyallahu anh konuştu ya, secde yapmak isteyenlere. Onu delil getirecekler. Namaz dahilinde 6 kelime, bir ders okuyor. 6 kelime namaza ait. O bizde yok. Ya, o sen Şafii'yi katıştırdın. Hmm. Bizde bir kelime bile konuşamaz. وَقَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ. Bu şimdi ihtimalin birisi bu. Birisi yani konuşması nasa talim için. İkincisi caiz ki bu bir sünnettir, me'mulun bihtir ve böyle devam eder Şafiilerin dediği gibi. وَقَدْ يَجُوزُ caiz ki اَنْ يَكُونَ وَلَا مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ ذَٰلِكَ. Bunu Peygamber Efendimiz'in emretmesi olarak كَمَا قَالَ اَهْلُ الْمَقَالَةُ لُلَا وَيَكُونَ سُنَّةٍ مَعْمُولٍ. Üç ihtimal var. Birincisi neydi? Talim için konuştu. İkincisi, nesk edilmezden evvel konuştu, sonra da nesk edildi. Üçüncüsü, hayır nesk edilmedi, el an sünnettir ve böyle devam eder. Bu üç ihtimal var. Fe nazarına, öyleyse biz nazar ettik. Baktık ki, bu üç ihtimalin hangisi tercih edilecek ve hangisiyle amel edilecek? Hel ruviye şeyün yuhalifü zalik. Aradık, baktık ki bu üç ihtimaldan birisine muhalif bir şey, rivayet var mı yok mu? فَاِذَنْ بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَدْ حَدَّسَنَا. Baktık ki Behr ibn-i Nasr rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْرٍ قَالَ سَمِيَتُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ يُحَدِّسُ عَنَ بِالزَّاهِرِيَّ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسُرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِلٰى جَنْبِهِ يَوْمَ الْجُمَعَةِ. Abdullah ibn Büsr diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ben oturuyordum cuma günü. فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ. Abdullah bin Büsür diyor ki bir adam geldi Nas'ın boyunlarına basarak. يَوْمَنْ شُمَةِ cuma günü. Kalabalıkta basarak geldi, çıktı. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ. Peygamber Efendimiz ona dedi ki اِجْلِسْ فَكَتْ اَذَيْتَ وَاَنَيْتَ. Otur. فَكَتْ اَذَيْتَ, Nas'a eziyet ettin. Bu aleyh, cülus ile emretti.
وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالصَّلَاةِ Namaz ile emretmedi. Şimdi bu adam geldi, millete eziyet ederek geldi. Fakat Resulullah Efendimiz kalk iki rekat namaz kıl dedi mi ona? Demedi. Belki otur dedi. Evet. فَهَذَا يُخَالِفُ işte bu muhalefet ediyor hadise Süleykin. Süleykin hadisine muhalif oldu. O tam cevap oldu mu? Olmadı ki bu tam cevap. Niye Peygamber Efendimiz hutbede değildi ki bu? Bu adam geldi. Abdullah bin Mesud diyor ki ben Peygamber Efendimiz'in yanında oturuyordum. Peygamber Efendimiz hala minbere çıkmamıştı. O adam böyle eziyet ederek geldi. Ona otur dedi. Ama bundan bir deli çıkarıyor. Diyor ki minberde değil oturduğu yerde o vakitte muhakkak iki rekat namazı kılması lazımdı. Çünkü imam hutbe okumuyor. Öyleyken onu oturtturdu, ona iki rekat namaz kıl demedi. Buradan delil getirdi. Ama minberde o ihtilaf vardı ama minberden evvel ihtilaf yok idi. İki rekat namaz kılacak. Öyleyken onu oturtturdu, namaz kıl demedi. Evet. وَفِي حَدِيثَ بِي سَعِدٍ الَّذ۪ي رَوَيْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْاَوَّلِ Ebu Seyyid'in Hudri'nin fasla evvelde rivayet etmiş olduğu hadiste de var. Voldi ma ol bir şey ki yedullu delalet eder ki ala enne zalik bu kâne oldu fi hâli ibâhetil ef'âli fil hutbe. Hutbede ef'alın mübah olduğu vakıtta oldu. Hutbede iş işlemek caiz idi, mübah idi. Sonra da nesbet edildi. قَبْلَنْ يُنْهَا عَنْهَا وَاَفْعَلْدَنْ لَهِيَدِلْمَزَنْ اَوْذَرْ يَقُوْ أَلَا تَرَاهُ Sen görmez misin ki? يَقُولْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ derdi. فَأَلْقَ النَّاسُ ثِيَابَهُ Ravi ne dedi? Peygamber Efendimiz buna tesettaku dedi. Millet de elbiselerini çıkardı, attılar. O elbiseyi çıkarmak fiil değil mi? Fiil, halbuki yok. Hutbe esnasında elini böyle taş alsan da böyle yapsan leğiv olur. Gelecek ya şimdi. Halbuki bunlar elbiselerini çıkardılar, iş yaptılar. Hiçbirisi de lağu sayılmadı. Ha, bu demek ki nehyedilmezden evvel edilir. Evvelce hutbe esnasında iş görmek caiz idi. Sonra da nehyedildi. وَقَدْ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar icma etti ki اَنَّ نَزْعَ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ Bir adamın elbisesini çıkarması وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ İmam da hutbe okuyor, mekruhun mekruhdur. İmam hutbe okurken bir adam elbisesini soyunuyor, çıkarıyor, giyiyor. Bunda icma var ki bu mekruhtur. Her iki mezhebe göre. وَاَنَّ مَسَّهُ الْحَسَى Onun bu ufak taşları tutması, mesletmesi وَالْاِمَامُ يَخْتُبُ حَلْبُكِ اِمَامُ فُتْبُ اَوْقُيُرْ مَكْرُوهُمْ مَكْرُوهُمْ Niye hadis var? مَنْ مَسَّ الْحَسَى فَقَدْ لَغَى Her gün o has ve ufak taşları böyle dursa lağv etmiş oldu ki yani cümlenin sevabını izale etti, götürdü kendisine. وَاَنَّ قَوْلَهُ لِسَّاحِبِهِ Bir adam kendi sahibine demesi, ensit demesi وَالْاِمَامُ يَخْتُبُ حَلْبُكِ اِمَامُ فُتْبَدَ مَكْرُوهُ neyse bu da mektuptur. Yanındaki bir adam konuşuyor. Ensit demeyeceksin, sükut et demeyeceksin. Dersense senin cümen sevabı gitti. Cümeyi öyle nasıl namaz kılıyorsan o şekilde kılacaksın. Bir kimseye bir emir, bir nehi yapmayacaksın. Yaptın mı cümenin sevabı gitti. Yani her iki taraf da, her iki mezhep sahibi de buna kaildir. Kezalike delilun bu delildir ki ala ennemâ ul bi şeyti kâne emere bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çileyken Süleyke Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz'in Süleyke emri وَالرَّجِلُ الَّذِي اَمَرَهُ بِالسَّدَقَةِ عَلِيهِ Bir de bir adam geldi ki fakir idi ona da sedeke verin demesi كَانَ فِي حَالِ الْحُكْمِ ف۪يهَا فِي ذَالِهِ Bu mesele hakkında mübah olduğu vakıttaydı bu hüküm. İş işlemesi, konuşması hutbete mübah olduğu zamandaydı. خِلَافِ الْحُكْمِ ف۪ي مَبَعَدِ Ondan sonraki hüküm onun hilafındadır. O neshedildi. Neshedildikten sonra daha şu hutbede imam şu adama sedeke verin diyemez. Bu vakit dedi bak. Yahut da millet hutbe okunurken elbisesini çıkaramaz, giyinemez, başka birisine sükut et diyemez. وَلَقَدْ تَوَاتَرَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayetler tevatür etti. بِأَنَّ مَنْ Her bir kimse kâle derse li sahibi sahibine ensit ensit sükut et dese vel imamu yahtubu yevmel cüm'e cüm'e günü aldı ki imam da hutbe okuyor
fakat lağvetti. Lağvetti, sevabını giderdi. Ne bilirsin bu? Buna da deli ister. Hadis var. Yani söyle bakalım ne hadisi. Gelecek mi? Evet. Sabır. Buradaki yayınen değil mi söz? Laga. He? Laga, lağ oynuyor yayınen değil. Oğlum. Bu hadis. وَلَقَدْ تَوَاتَرَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Rivayetler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tevatüren geldi ki لَاَنَّ مَنْ قَالَ Bir kimse ki dese لِسَاحِبِهِ yanındaki adama اَنْصِتْ اَنْصِتْ dese, şükut et dese وَلِاِمَامُ يَخْتُبُ Halbuki imam da hutbe okuyor يَمَلْ شُمْعَةِ شُمْعَةِ İmam hutbe okurken yanındaki bir adam birisiyle konuşuyor. Sen de ona şükut et dese فَقَدْ لَغَى O adam lağvet. Yani o şümmesinin sevabını gider. Lağvetmek demek cümenin sevabı kesildi. Cümenin ne sevabı var ki? Farz üzerimize farz olan bir şeyi kıldık, eda ettik. Bir cümeyi lağvetmeden kılarsansa gelecek cümeye kadar ve üç günde ziyade ne kadar günah-ı sagire varsa Cenab-ı Hak hepsini, olacaksa hepsini affeder. Senden sadır olacak günah-ı sagire 10 günlük günah-ı sagire affediyor. İşte cümenin fazileti de bu. Demek ki bir adam lav ederse o günah-ı sagireler affolmadı, defterine yazılacak. Evet, peki lav, her kim ansit derse lav etti, cümanın faziletini götürdü. Bunun hakkında senden muhalif rivayet ister, hadis ister. Der ki, buna dair senin bir rivayetin var mı? Bak Resulullah Efendimiz gelip de tahiyyetül mescidi kılmayana namaz kıl dedi, konuştu. E sen de diyorsun ki ansit dese lav etti. İkisi birbirine zıt oldu. Yok diyor. O mensuhtur diyor. Evet, ikisinin, iki hadisinin arasını telif etmek için ona mensuh diyeceğiz. Yoksa o hadisi al. Bir de bu okuyacağımız hadisleri al. Birbirine zıt. Zıt olduğu gibi hangisiyle amel edeceğiz? Tercihe geçsen tercihe sebep olacak. Ya ne yapacaksan? Öyleyse evvelki hadisler mensuhtur diyeceğiz ki ikincilerde amel edelim. Niçin? Lağv hakkında gelen hadisler tevatür derecesindedir. Öteki iki rekat namazı kıl diye gelen hadisler tevatür derecesinde değildir. Haddesena bizalike Yunus kâle ahberen ebnu vehbin enne maliken haddesehu an ibni şehabin, an ibni müseyyef an ebi hureyrete radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Peygamber Efendimiz buyurdular ki izâ kulte li sahibike ansit sen arkadaşına sükut et desen vel imamu yahtub halbuki imam kutlu okuyor fakat lağavta sen lağavta cümanın faziletini gider. Bir senet bir ikinci senet haddesene Ebu Ümeyye'te kâle haddesene Ebu Gassan kâle haddesene Kasim ibn Ma'd an ibni Cüreycin an ibni Şehabin fezekere bi isnadih müstere bu da ikinci senet aynı hadisi şerifi zikretti. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن الطارق وعن ابن المسيب أنهما حدثاه عمر بن عبد العزيز إبراهيم بن عبد الله بن رواه اليوم bir de ابن المسيب der. Bunların ikisi عمر بن عبد العزيز rivayet eylemişler ki اَنَّهُمَا حَدْفَتَّهُ عَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Onlar demişler ki biz Hazreti Ebu Hüreyre'de radıyallahu anh'den işittik. O da kimden işitmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den اَنَّهُ سَمِعُ Hazreti Ebu Hüreyre Peygamber Efendimiz'i işitti ki yakulu buyururdu اِذَا قُلْتَ لِسَاحِبِكَ اَنْصِتْ Sen kendi yanındaki sahibine sükut et desen وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمَعِ Halbuki cüme günü imam da hutbede, hutbeyi okuyor. فَقَدْ لَغَوْتَا سَنْ لَغْوِتْتِينَ Yani cümenin faziletini giderdi. فَاِذَا كَانَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِسَاحِبِهِ Bir adam kendi sahibine derse, sözü olursa وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ imam da hutbede اَنْصِتْ اَنْصِتْ kelimesi olursa, bu sözü olursa, لَغْوَنْ لَغْوَ olursa كَانَ قَوْلُ الْاِمَامِ لِلْرَجُلِ Öyleyse imamın da bir adama demesi olur. هُمْ فَصَلِّ Kalk, iki rekat namaz kıl demesi olur. لَغْوَنْ لَغْوَ olur. اَيْزَا Bu da لَغْوَ olur. İmam hutbe okuyor. Sen oturuyorsun. Sen yanındaki adam konuşuyor. Ona
sükut ediyorsun, lagv ediyorsun. Öyleyse imam da hutbeyi kesip de başka bir adama kalk namaz kıl demesi, o da lagv olur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evvelki dünkü okuduğumuz hadis-i şeriflerde kalk iki rekat namaz kıl demesi mensuhtur. Nereden anlıyoruz? Bu hadis-i şeriflerden anlıyoruz. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ Bununla sabit oldu ki اَنَّ الْوَقْتَ الَّذ۪ي شُرُ بِالْوَقِدْ ki كَانَ ف۪يهِ anda oldu. مَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz de ne oldu? فَالْاَمْرُ emir oldu. لِسُلَيْكِنْ سُلَيْكَ Ashab'tan. بِمَا اَمَرَهُ بِهِ Ne ile emir? بِمَا اُلْ بِشَيْلَكَ اَمَرَهُ اَمْرِتْتِ Bihi o şeyle emretti. O da neydi? Kalk iki rekat namaz kıl diye emretti ya. Resulullah Efendimiz'in bu sözü o vakit oldu. كَانَ الْحُكْمُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ O vakıttaki Süleyke böyle emretmesi oldu. بِخِلَافِ الْحُكْمِ Yine Resulullah Efendimiz'in hükmünün hilafına. فِي الْوَقْتِ الَّذ۪ي شُرْ Bir vakıttaki جَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ Bu gibi sözleri kıldı. Lâhu'dan lâhul kıldı. Evvelce Resulullah Efendimiz lâhul kılmadı. Kum salli dedi ona. Ve sonradan ikinci vakıtta da bu gibi sözleri lâhul kıldı. Birbirine muhalif oldu. Bu sabit oldu mu olmadı mı? İki hadisin birbirine taarruzi, muhalefeti sabit oldu mu olmadı mı? Oldu. Hangisiyle amel edeceğiz? وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yine rivayet edildi. مَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّسَنَا مَكِيُّ بْنِ اِبْرَاهِيمِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ أَنَّهُ قَالَ Hazreti Ebu Derda buyurdu ki Celese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oturdu ki Yevmi cüm'ati Cüm'e günü alel minberi minbere oturdu. Ne olduğu halde? Yahtudun nase nase hutta okur olduğu halde. Fetela ayetin bir ayeti kerime okudu. Ve ila cembi benim yanımda da vardı. Hazreti Ebu Derda diyor ki namaz kılarken benim yanımdaydı. Kim? Übey ibn-i Ka'f. Übey ibn-i Ka'f ki Ka'f ashab-ı kiramın kurralarından. Kur'an'ı en iyi bilenlerden. O da yanımdaydı. Diyor. فَقُلْتُ لَهُ ben ona dedim ki ya Übey meta nezelet hadil ayet Resulullah Efendimiz'in okumuş olduğu bu ayet ne vakit nazil oldu? Şimdi Peygamber Efendimiz hutbe okuyor. Ayeti okudu. Ebu Derda bu ayet ne vakit nazil oldu bilemedi. Onu Übey ibn-i Ka'be sordu. Halbuki hutbe bitmedi. Hutbe devam ediyor. Übey ibn-i Ka'be ne yaptı? Cevap vermedi. فَأَبَا اَنْ يُكَلِّمَنِ Diyor ki, Übey ibn-i Ka'b iba etti bana konuşmadan. Konuşmadı. حَتَّى اِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْمِنْبَرِ Peygamber Efendimiz minberden indikten sonra قَالَ Übey ibn-i Ka'b dedi ki مَا لَكَ Sana ne oldu? مِنْ جُمْعَتِكَ Cüm'enden مَا لَكَ Senin için olmadı. مَا مَا اِنَافِيَ Yani لَيْسَ لَكَ Senin için olmadı. مِنْ جُمْعَتِكَ Bu cümenden İlla ma ol bir şey oldu ki lağavde lağv ettin. Yani cümenin feziletini giderdiğin oldu. Bir şey istifade etmedin dedi. İkisi de sahabeden. Ebu Derda bunu bilmedi. Niye benim cümemin fezileti gitsin dedi. Bunu hazmedemedi. Acaba doğru mu dedi Übey? Yoksa yanlış mı dedi? Sümmen sarafa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Derda diyor ki Peygamber Efendimiz namazdan musarif oldu. فَجِئْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ Ben gittim Resulullah Efendimiz'e geldim dedim ki ya Resulullah böyle böyle oldu. Ben Übey ibn-i Ka'be sordum o da sen lağv ettin cümanın fazileti gitti dedi. فَقُلْتُ ya Resulullah اِنَّكَ تَلَوْتَ آيَةً Ya Resulullah sen bir ayet okudun. وَاِلَى جَنْبِي Übey ibn-i Ka'be Yanımda da Übey ibn-i Ka'be vardı. فَسَأَلْتُهُ Ben ona sordum ki مَتَا نَزَلَتْ هَذِي الْآيَةً Bu ayet ne vakit nazil oldu? Sordum. فَأَبَا اِنْ يُكَلِّمَنِي Konuşmadan iba etti. حَتَّى اِذَا نَزَلْتَ Sen hutbeden indikten sonra زَعَمَ Zü'm etti. Zü'm demek yani öyle yetikad etti ama yetikadı doğru değildi demek istiyor. Zü'm etti ki اَنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ جُمْعَةِ Benim cüm'emden benim için olmadı. اِلَّا مَا لَغَوْتُ اِلَّا لَغْوَتِ كِمْ oldu. Yani cüm'e farziyeti sabit oldu fakat fazilet elden gitti. Lağv etmek yani cüm'en batıldır, bir de hakkın manasına değil. Evet, farsenden sabit oldu fakat o fazilet gitti. Kâle, evet. Peygamber Efendimiz cevap verdi ki, evet. Sadaka,
Übey sadık oldu. Allah'a ekber. Übey sözünde doğrudur. İza semi'ate imameke, sen imamını işitirsen ki yetekellemu, hutbeyi konuşuyor. Fe ansit, sen sükut et. Hatta yansarife, hatta hutbeyi bitirsin. Evet. Haddesen Ahmed ibn Davud, kâle haddesen Abdullah ibn Muhammed'in Teymi, kâle haddesen Hammad ibn Seleme, am Muhammed ibn Amr'in, عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل فالمز كان يخطب يوم الجمعة جمعة كن خطوك يوردي فقرأ سورة بير سورة خدي فقال أبو ذر أبو ذر رضي الله عنه dedi لبي بن كعب بي بن كعب yukarıki hadiste sual eden kimidir? Ebu Derda. Bunda da Ebu Zer. Meta nezelet hazi sure. Bu sure nasıl, ne vakit nazil oldu diye sordu. فَاَعْرَدَ عَنْهُ Hazreti Übey yüzünü çevirdi ondan, konuşmadı. فَلَمَّا قَدَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَاتَ وَقْتَكِ فَعَمَّرْ Efendimiz namazını bitirdi. قَالَ اُبَيُّنْ Hazreti Übey dedi, لَاَبِي ذَرِّنَ بِذَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا لَكَ senin için olmadı min salatike namazından اِلَّا مَا لَغَوْتَ اِلَّا لَغْوِحْتِكِنْ oldu. فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم هزت أبو ذر في عمر فمزه قوشتي جدي فأخبره بذلك كن خبر بردي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر فمز buyurdular ki صدق أبي أبي doğru söyledi. Daha bir sormuş da meta nezelet hazile o kadar demesiyle cümanın fazileti getirmiş. Evet. Mutlak sükunet. Evet. Fakat emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emretti. Bil insat sükut etmekle indir hutbeti hutbe esnasında. Hutbe okunurken herkes sükut dinleyecek. Ve ceale hükmeha bunun hükmünü kıldı. Fî zâlik bu meselede yani hutbenin hükmü sükut etmede ne gibi kıldı Peygamber Efendimiz ki hükmü salâh namaz gibi. Nasıl namazda konuşulmazsa hutbede de konuşulmaz. جعل الكلام فيها خطبة كلام كله لغبان لغو كله. Yalnız arada fark var. Namazda konuşursa namaz batıl olur. Tekrar o namazı iade edecek. Hutbede konuşursa hutbeyi iade edemez zaten elinde değil. Cümleyi de iade edemez. Ne yaptı? Lağv etti. Yani faziletini düzeltti. Farkı bu kadar. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ işte bu hadisi şerifiyle sabit oldu ki اَنَّ الصَّلَاةَ نَمَزْ فِيهَا خُطْبُ okunurken مَكْرُوهَةٌ مَكْرُوهُ فَاِذَا كَانَ النَّاسُ nasıl olursa مَنْهِيِّينَ nehyedilmiş olurlarsa عَنِ الْكَلَامِ kelam da مَادَامَ الْاِمَامُ يَخْطُبُ imam hutbu okurken konuşmaktan nehyedilirse كَانَ كَزَارِكْ yine böylecedir. El imamu imam da olur menhiyen anil kelam imam da kelamdan menhi olur. Cemaat konuşmadığı gibi imam da hutbeyi kessin konuşsun bu olmaz. Madama yahtubu madem ki hutbe okuyor neyi konuşması bir gayril hutbeti hutbenin gayrisini konuşması mekruhtur. Yalnız hutbeyi okuyacak. Ela tera sen görmez misin ennel memumine iktida eden adamlar memnu'une minel kelam fissalâ namazda konuşmadan memnun olurlar. Fekezalike imam. İmam da namazda konuşmadan memnun olur. Yani cemaat memnun da imam hem namaz kıldırsın hem konuşsun caiz olur mu? Olmaz. O da konuşmayacak. O da memnundur. Fekâne mâ muni'a minhu gayrul imam. İmamın gayrisinin men edilmiş olduğu şey oldu. Fakat muni'a minhu imam. İmam da ondan men edildi. Yani namazda nasıl cemaat konuşması caiz değilse imamın konuşması da caiz değil. Öyleyse hutbede de nasıl cemaatin konuşması caiz değilse imamın konuşması da caiz değil. Öyleyse birinci Süleyken hadisine geldik. Orada Resulullah Efendimiz konuşmuş. Şimdi bize de delil olur mu? Konuşalım mı? Yok, konuşamayız. Diye Resulullah Efendimiz konuşmuş. İnkar etmiyoruz. Neskedilmiş olur. Fakat o bir çare yok. Yok neskedilmemiş. Sabit ise o hadislerle bu hadisleri telif et bakalım. Telifi yok. O diyor ki ben bunları kabul etmem, bu hadisi kabul ederim. Sebebi ne? Niçin onu kabul ediyorsun da bunları kabul etmiyorsun? Tercih bilen müracih lazım gelir. Tercih bilen müracih bu da batildir. İlla telife gideceksin. Telifi de mümkün. O evvelce varken nesk edilmiş.
hüküm kusun ki hadislerden. Hazreti Ömer'e ne dedi? Hadis, o hadis değil ki, onlar ashabın rivayeti. Şimdi bu, biz hadisteyiz. Hazreti Ömer'in delili de gene hadiste olacak. Şimdi evvela bir defa hadisi biz getirdik. O fiiller başka. Hazreti Ömer'den o fiil olur, başka bir sahabeden de bir fiil bulunur. Bakalım ona ne diyecek. Şimdi bir defa hadis olarak biz bunu konuşuyoruz. Şimdi Hazreti Ömer'in fiili, hadis rivayet ederek olması başka, kendi fiili olması başka. Biz hadislerdeyiz. Ashabın fiiline inmedik. Çünkü ashabın fiili neden sonra gelir? Hadisten sonra gelir. فَكَذَٰلِكَ لَمَّا مُنِعَ غَيْرُ الْاِمَامِ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطَّةِ Vaktaki imamın gayrisi hutbede kelamdan men edildi. كَانَ الْاِمَامُ مُنِعَ بِذَٰلِكَ اِذَا مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطَّةِ Öyleyse imamın da hutbede konuşması men edildi. Yani şimdi bize delil oldu ki, bir adam geldi, imam da hutbede, o adam tahiyyetül mescid kılmadan oturdu. İmam da ona kum fasalli rakateyn dese, lağv etmiş, bize göre lağv etmiş oldu mu olmadı mı? Olmadı. Bize göre lağv etmiş oldu. وَقَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكَ اَيْذَا مَا حَدَّسَنَ اِبْنُ مَرْتُوبُ Yine Resulullah Efendimiz'den İbn-i Mertuk'un rivayeti geliyor. Ve Muhammed İbn-i Süleyman el-Bağandi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَوَانِ عَنِ الْمُغِيرَ عَنِ اِبْرَاهِيمَ عَنَ الْقَمَةَ اَنْ قَرْتَ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Selman-ı Farisi'den rivayet edilir. قَالَ Selman-ı Farisi buyurdular ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki اَتَدْرُونَ مَا الْجُمْعَةُ اَتَدْرُونَ siz bilir misiniz? مَا الْجُمْعَةُ cüm'a nedir? Kultu Selman-ı Farisi dedi ki Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü bilir. Sümme kâle. Resulullah Efendimiz yine sordu ki اَتَدْرُونَ مَا الْجُمْعَةُ cüm'a nedir diye tekrar sordu. Kultu fissâliseti evir râbi'ati. Resulullah Efendimiz bunu iki defa, üç defa yahut dört defa sordu. Üçüncüde yahut dördüncüde dedim ki huvel yevmüllezi ya Resulullah cüm'e bir gündür ki cüm'i'a fi anda cem edildi. Ebuke ne oldu bu? Ben bunu halledemedim. He? He? Adem aleyhisselam diyor arkadaşlarımız. Ha, cüm'e cem edildi. Fihi onda ebuke yani babam Allah razı olsun ya hiç hatırıma gelmedi. Adem aleyhisselamın toprağı alındı. Cüm'e günü Adem Aleyhisselam'ın toprağını Cibril Aleyhisselam her yerden aldı ya, onu topladı getirdiler. İşte bu cüm'e günü oldu. Kâle, Peygamber Efendimiz dedi ki, la, ben bunu sormuyorum. Velâkin uhbiruke anil cüm'e, ben cüm'eden sana haber vereyim. Mâ min ahadin, hiçbir kimse olmadı. Yetatahharu, temizlenir olmadı. Yani temizlenir. Sümme yemşi ilel cüm'eti, sonra cüm'eye gelir. ثُمَّ يُنْسِتُ Sonra sükut eder. حَتَّى يَقْضِيَ الْاِمَامُ صَلَاتَهُ İmam namazı bitirinceye kadar da kimseyle konuşmaz. Dinler. Böyle yapmaz. اِلَّا كَانَ لَهُ اِلَّا cüm'e onun için olur. كَفَّارَةً كَفَّارَةً olur. مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ اللَّتِي قَبْلَهَا O cüm'e ile ondan evvelki geçmiş bir cüm'enin arasındaki ne kadar günahlar işlemişse onların kefareti olur. Mectenebel nuktilete katledici günahlardan yani günah-ı kebirelerden içtinab ettiği müddetçe yani günah-ı kebireler affolmaz. Onlar neuzubillah nuktile katledici yani günah-ı sagair affolmaz. Şimdi buradaki rivayette geçmiş cüm'e ile bu cüm'e arasında olan günahların kefareti. Başka rivayetlerde de var ki o cüm'e ile gelecek cüm'e ve üç günde ziyade bu da var. Yalnız bu demek daha kuvvetli bir senetle geldiğinden geçmiş cümeden bu cümeye kadar arada ne kadar günah-ı sagireler işlemişse hepsinin kefareti oldu. Belli günah-ı kebireden kaçındıysa. Haddesena Ahmed ibn-i Davud kâle haddesena el-Hammaniyyü kâle haddesena Ebu Avane an Mughirete an Ebi Ma'şer an İbrahim'e sümme zekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifin aynen metnini başka bir senetle zikreyledi. Haddesene ibn-i Ebi Davud, kâle haddesene el-Vehbiyyü, kâle haddesene ibn-i İshak, an Muhammed ibn-i İbrahim, an Ebi Selamete ibn-i Abdirrahman, ve an Ebi Umamete ennehuma haddesahu an Ebi Sa'idin el-Hudri ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anh. Hem Ebu Sa'idin el-Hudri'den hem de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyorlar.
ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle buyurdu. Men iğtesele yevmel cüme. Her kim cüme günü guslederse vestenne vestenne diyor ki ey istake misvakta kullanırsa sünnet işlerse sünnet ne? Misvak. Ve messe min tıybin güzel bir kokuda sürünürse imkanı indehu kendi yanında var da güzel bir kokuda sürünürse ve lebise min ahseni siyabi elbiselerinin en güzellerinde giyerse sümme harace hatta ye'tiyel mescid ondan sonra çıksa da mescide gelse felem yetehatta rikaben nasa değilse yetişmese onun bunun arasına zoruna sokulacağım yer alacağım bunu da yapmasa sümme reka'a maşallahu en yerke Allah-u Teala'nın dilediği kadar namaz kılarsa ve ansata dilediği kadar çünkü cumadan evvel geldi ya iki reket tahiyyetül mescid kılar o lazım ondan sonra olur ki kalkar nafile kılar Allah-u Teala'nın dilediği kadar dört reket sekiz reket mesela kıldı dilediği kadar kılar evet ve ansata ondan sonra da sükut ederse hatta izâ haracel imam hatta imam huruc ederse yani bitirdiği imam namazı bitirinceye kadar da sükut ederse kânet işte bu cuma olur kefareten kefaret evet. Olur lima beyneha lima ol bir şeyi kefaret ki beyneha o cuma arasında orucudur ve beynel cum'atilleti kablaha bir de ondan evvel kılınan cuma arasında olan günahların kefareti olur. Şimdi iki sahabeden bak bu geldi. İkisi de Resulullah Efendimiz'den işitmiş. Birisi Ebu Seyyid'in Kudri, birisi Ebu Hureyre. Susmak yalnız hutbede değil de... Yok, yalnız hutbede. Okulduğu kadar kılacak, susmak yalnız hutbede. Haddesen Ahmed ibn-i Davud, kâle haddesen Abdullah ibn-i Muhammed, kâle haddesen Hammad ibn-i Seleme, an Muhammed ibn-i İbrahim, an Ebi Selemete, an Ebi Hureyre radıyallahu anh, ve Ebi Sa'idin, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehvuhu. Yukarıdaki getirmiş olduğu hadisi şerifi, başka bir senetle Ahmed ibn Ebu Davud rivayet eyledi. Haddesana İbrahim ibn Munqid, kâle haddesana ibn Vehbi, an Usamete ibn Zeydin, an Amr ibn Şuaybin, an Ebihi, an Ceddihi Abdillah ibn Amrin, an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, men iğtesele yevmel cüme, her kim cüme günü guslederse, sümme messa min tıybi imrâti, ailesinin kokusundan sürünürse, yani kadınlarda ekser kokular olur da, kendisinde yoksa ailesinin kokusundan alır sürünür. Ve lebise aslaha siyabihi cümelere, bayramlara layık olan elbisesini de giyerse ve lem yetehatta rikaben nas nasın boyunlarına da basmazsa, kimseye eziyet etmezse ve lem yelhu indel mev'izati vaaz edilirken de lağıv yapmazsa yani hutbe okunurken lağıv yapmayacak. Lağıv sede konuşmak değil. وَمَنْ مَسَّ الْحَسَى فَكَدْ لَغَى başka bir hadiste geliyor ki aldı da yerde taşlarla oynadı, tesbihiyle oynadı, kitabıyla oynadı, lağa, lağvetti. Aynen namazdaki gibi duracak. Taşları alıp da oynamayacak, tesbihiyle de oynamayacak. وَلَمْ يَلْغُ اِنْدَ الْمَوْعِزَةِ yok oku da olması hiçbir şey. كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا işte iki cümle arasındaki günahlara kefaret olur. حدثنا ابن أبي داود حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن حارث الزماري عن أبي الأشعث السنعاني عن أوس بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فنز بيردك من غسل واغتسل bir adam yıkadı kendisi de yıkandı yani elbisesini yıkadı tertemiz elbise giydi vaktesele kendisi de usletti ve gada vakte kere erkenden kalktı erken vakitlerde cumaya gitti ve dena minel imam imama da yakın gitti fe ansate sükut etti ve lem yelgu lagu yapmadı kâne lehu o adam için olur mekânü kullu hatve her hatvenin mekâni amele sene bir senenin ameli olur her hatvesi ama bu erkenden gidiyor elbisesini yıkıyor kendisi yıkanıyor ondan sonra erkenden kalkıp gidiyor. Demek ki ta cümeye 3-4 saat kalarak. Ondan sonra kimseye eziyet etmiyor, sükut ediyor, lağıv yapmıyor. Her bir hatvesine bir senelik emel veriyor. Nasıl emel? Diyor. Siyâmeha kıyâmeha.
O bir senenin gecelerine kayım vurmuş, gündüzlerini sayım vurmuş gibi sevap verilir. Allah'ın indinde yok mu? Versin de versin. Zaten Cenab-ı Hak bahane tarısı. Bahane arıyorsa kuluna vere. Bir hadisi kutsi de var ki, kulum bana bir karış gelirse ben ona bir kulaş giderim. O bana bir kulaş gelirse ben ona bir aşın gelirse o bana ben kulaşla giderim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Cenab-ı Hak gelmeden gitmeden münezzeh. Ne demek? Yani bana karşı teveccüh ederse, o az teveccüh etti, bir karış kadar teveccüh etti. Ben ona bir arşun kadar sevap veririm. O bana bir arşun kadar yaklaştı. Ben ona bir kulaş kadar sevap veririm. Yok, o bana yürüyerek geldi. Ben ona koşarak sevap veririm. Yani illa bahane. Arıyor ki kuluna versin. Sehi kerim olan adamlar ile yapar ya, bahane arar ki o bu gelsin de ondan istesin de para versin. İmam Ebu Hanife radıyallahu anh dışarıdaki yerken, giderken en iyi kumaştan kendisine elbise yaptırır, onu giyermiş. Demişler ki, ya bu sufiler eski üskü giyiyor. Sen böyle en yüksek kumaştan giyiyorsun. Beni zengin bilsinler de fukaralar sedeke istesinler diye giyiyorum demiş. Fahr için, kibir için değil. Yok, bir adam onu yapar da kibir için desinler ki, filan adamın baksana ne kadar kıymetli bir cübbesi var. Ama fukara geldiği vakitte yüzünü çevirecek, onu Allah sevmez. Onu fakir için giymiyor. Zenginler, fakirler bilsin de gelsinler de onlara sadaka versin. Sonra İmam Ebu Hanife radıyallahu anh diyor ki, benim ortağım vardı, 4000 dirhem verirdim. Sene sonu ne kadar kazanırsa 4000 dirhem sermayeyken ona verirdim. Ondan sonra olmamış. En nihayet vezir İmam Ebu Hanife'yi sevmezmiş. Mansur'a, Kadi Halife Mansur'a demiş ki, bak sen bir padişahsın, halifesin, emrediyorsun. Tutmuyor. Şeren bunu tutması lazım. Bunu Şeyh Al-İslam yapacak. O da Şeyh Al-İslam olmam diyor. O Kadir Kuda. Niçin olmuyorsun? Diyor ki senin etrafındaki vezir vüzera hakkı kabul etmez. Ben onların aleyhine hüküm versem sen himaye edeceksin. Ben kabul etmem bunu diyor. Ondan sonra İmam Ebu Hanife'yi hapsediyorlar. Vakıttan vakıta yemek getiriyorlar. Yemeklerini yemiyor. 2-3 gün aç kalıyor. Durmadan oruç tutuyor. Namaz kılıyor. Oğluna haber gönderiyor ki, ben ona mal bıraktım. Biliyor ki ben hükümetin ekmeğini yemem. Benim kendi malımdan için bana ekmek getirmiyor. Haber gönderiyor da ondan sonra oğlu ona yemek götürüyor. Hükümetin yemeğini bile yemiyor. Yani şimdi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri işte dediğim gibi bahane arar. Onun için bir adam böyle temiz giyer gelir yaparsa cümlenin fazileti bu kadar yüksek. Şimdi burada esas istişhad edeceğimiz yer velem yelgu. لاغو اتمسى مثل ابو حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث فذكر مثله باسناده حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ابي زيد عن سعيد المقبري قال اخبرني ابي عن عبيد الله بن وديعة عن سلمان الخير سلمان الخير يعني سلمان الفارسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz buyurdu ki, لَاَنْ يَعْتَسِلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ Bir adamın cüm'e günü husletmesi ve yetatahara temizlik yapması bir mesleta elinden geldiği kadar min tohri temizlikten ne kadar güç yeterse o kadar temizlik yapar. سُمَّ الدَّهَنَ مِنْ دُهْنِ Yağlardan bir yağ sürünür. اَوْمَسَّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِ yahut evinde bulunan bir kokudan sürünür. سُمَّ رَاحَ sonra gider. فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ سِنَيْنِ İki cemaatin arasını illa ben de burada kılacağım diye onları ayırmaz. İlla bana burada yer verin. Yok. Öyle bir yerde oturacak ki onlara eziyet etmeye. Evet. وَصَلَّ اَمَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ Cenab-ı Hak ne kadar mukadder etmiş de nafile onları da kılar. ثُمَّ يُنْصِيْتُ Sonra sükut eder. اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ İmam hutbe okuduğu vakitte de sükut ederse غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ Onun mağfiret olunur. مَا شُلْ بِرْ كُنَهِ كِ بَيْنَهُ O cüm'e ile وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى Bir de sonradan gelecek cüm'e. Demek ki 15 günlük zaten evvelki cüm'e ile bu cüm'e arasına kadar mağfiret olunur. Bu rivayette de o cüm'eden gelecek cüm'e'ye kadar mağfiret olunuyor. Öyleyse fefi hâzihil âthâre eyzâ bu okuduğumuz hadislerde olucudur. El emru bil insâd sükut etmekle emir vardır. İzâ tekellemel imam hutbe okuduğu vakitte. Fezâlike delilun işte bu delildir ki
enne mevdi'a kelamil imam. İmamın konuşması yeri leyse bi mevdi'i salatin, namaz yeri değildir. Yani imam namaz yerinde konuşamaz. Bu da namaz gibidir. Nasıl cemaat sükute mülazemet edecek, ilave etmeyse imam da böyle olacaktır. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın hükmü budur. مِنْ تَرِيْقِ تَصْحِيهِ مَعَانِ الْاَسَرِ Eserlerin manalarını tasihye itibariyle budur. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيْقِ تَصْحِيهِ مَعَانِ الْاَسَرِ وَأَمَّا وَجْهُ النَّزَرِ Bir okuduğumuz hadisi şeriflerde iki tarafın delillerinde beyan ettik. Ve en sonra hutbe okunurken sükut etmeyi Resulullah Efendimiz emrettiğini ispat etti. Evet. Fakat şimdi bir de kıyasa varıyor. Diyor ki ben mavetun nazar. Kıyasa bakılırsa فَاِذَا فَاِنَّا رَأَيْنَهُ Biz ulemayı gördük ki لَا يَخْتَلِفُونَ اِخْتِلَفِ etmiyorlar. Ne de اَنَّ مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ Bir kimse ki mescidde olur. Kadden yaktıbel imam, imam hutbeye başlamazdan evvel mescidde olursa feinne hutbetel imam, imamın hutbesi temne'uhu ademinden eder mi? Salat-ı namazdan. Bir adam imamdan evvel gitmiş, mescidde oturuyor. Sonra imam geldi, sünnetler kılındı. İmam hutbeye çıktı. İmam hutbeye çıktı, o içeride imamdan evvel gitmiş, oturmuş olan adam konuşmadan memnun mu değil mi? Memnun. Bunda ihtilaf yok. Evet. Yani öteki birinci kavlun sahibi de, ikinci kavlun sahibi de bunda müttefikler. فَيَسِيرُ بِهَا O hutbe sebebiyle o adam olur. فِي غَيْرِ مَوْضِعَ السَّلَاتٍ Namaz mevziyenin gayrısında olur. Bu içerideki adam kalkıp namaz kılabilir mi? Kılamaz. Şimdi bunu niçin zikrediyor? Bunda ittifak var da sonradan gelen adamın ehvalına bakacağız. Öyle ya cemaat iki kısım. Bir kısmı hutbeden evvel gitmiş, bir kısmı hutbe esnasında gitmiş. Hutbeden evvel gitmiş, orada bekliyor imamı. İmam hutbeye çıktı mı? Ulema bir ittifak diyorlar ki o adamı kalkıp namaz kılamaz. Neyi dedi? Hutbeyi dinledi. Bunda ittifak var mı yok mu? Var. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ Buna kıyasen en yekûne ola kezâlik böyle diyorlar. Dâhilil mescidi, mescide giren de böyle ola. Buna kıyas edersekse bir adam hutbe okurken girerse içeri onun da namaz kılmaması lazım. İlla iki reket heyyetin mescid kılsın da sonra hutbeyi dinlesin yok. Olmaz. Evvelden girmiş adam namaz kılamadığı gibi hutbe okunurken gelip giren adam da namaz kılamaz. Evet. Vel imam yahtubu halbuki imam hutbe okuyor. Mescide giren adam da böyle olması lazım. Dâhilen lehu Evet. Fennezer ala zâlik en yekûne kezâlik dâhilun mescidi vel imam yahtubu Mescide giren adam, imam hutbe okurken o giren adam da ola dâhilen girici ola lehu mescide girici ola fi gayri mevdi'i salatin namaz mevziyenin gayrisinde girmiş ola. Yani namaz kılınmayan bir halde girmiş. Madem imam hutbeye başlamış ne evvel ki evvelden gitmiş olan bir cemaat namaz kılabilir ne de hutbe esnasında mescide giren adam namaz kılabilir. Feinne hutbetel imam imamın hutbesi temne'uhu Bu adamı herhangi, ister evvel, ister sonraki, ikisinde men eder minessalatı namazlar. فَيَس۪يرُ olur bir adam, liha hutbe sebebiyle فِي غَيْرِ مَوْضِيَ السَّلَاتٍ Namaz mevziyeni gayrısı diyoruz. Namaz mevziye değil o aslında. Hutbeyi dinlemek var, herkes hutbeyi dinleyecek. Binaenaleyh bundan ne çıkıyor? Bir adam içeri girerse ki imam hutbe okuyor, hemen oturacak, hutbeyi dinleyecek. وَقَدْ رَئِيْنَا Biz gördük. الْاَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلِيْهِ Bir asli ki anın üzerine ittifak olunmuş. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ Ha, فَالنَّزَرُ var. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ İşte okuduk ya. Bir daha mı almış? فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ اَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ دَاخُلُ الْمَسْجِدِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ دَاخِلًا لَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِي صَلَاتِهِ
Ve la yendagı la yugulmaz en yusalliye namaz kılar. O kelime kalmış. O niçin ona benzetmişler? Kıyas yapıyor, kıyas var ya. Şimdi bunlar diyorlar ki evet, iş evvelden gelen adam zaten namazını kılmış oturuyor. O kalkıp namaz kılamaz ama fakat sonradan gelen adam iki reket tahiyyetin mescid kılsında diyor. Onu diyor ki yok, kıyas bunu icap etmez, kıyas namaz kılmamasını icap eder. İçeride olan bir adam hutbe okunurken kalksa namaz kılsa olmaz mı? Soruyoruz onlara. Olur mu olmaz mı? Onlar, o da olmaz. Hayır, onlar da diyor ki olmaz. Evet. Olmaz, niye olmaz? Çünkü namaz yeri değil o. Ya ne yeri? Hutbeyi dinleme yeri. O zaman ne zamanı? Hutbe dinleme zamanı. Bir adam kalksa da namazına meşgul olsun, yani imam okusun beni de ben namaz kılarım dese yok. İmam hutbesini dinlesene, bu namaz vakti değil burası şimdi. Namaz zamanı değil, ya ne zamanı? Hutbeyi dinleme zamanı. Evet. Demek ki namazdan men eden şey ne oldu? Hutbe. Bunun farkı ne? Dışarıdan gelen adamla içeride evvelden gelmiş adamın farkı ne? Fakat ondan nas var olmuş, bunda olmamış. Ne? Nas'ı biz de nas getirdik. O nas, o nas'ı çürüttü. Şimdi o nas'ı getirdi, o nas'ının bitti, o nas'ları biz bertaraf ettik, kıyasa geldik. Şimdi devamımızı nas'ı ispat ettik, bir de kıyas yapıyorum. Kıyas da bizi ne etti? Bu bizim tarafı teyit etti. Şimdi o da başka bir şeye kıyas etsin bakalım, neye kıyas edecek? Onun nas'ı var, bizim de nas'ımız var, o bir şey değil. O iki nas birbirine tekabül etti. Fakat kıyas hangi tarafı teyit etti? İkinciyi teyit etti. Birinci, imamdan evvel gelmiş oturmuş bir adam hutbeyi dinlemesi farz oluyor da sonradan gelen adamın hayır hutbeyi dinlemesinde iki rekat namaz kılsın. Kıyas bunu kabul etmiyor. Vakat reyine biz gördük. El aslan müttefak aleyh. An üzerine ittifak olunan asli gördük ki enne levkatellesi şul bir vakıtlar ki temne umine salati namazdan men eder. Yestevi fiha. O vakıtlarda müsavi olur. Men bir kimse ki kâne kablehâ, o vakıttan evvel oldu ki mescidi mescidde ve men bir kimse ki dehale dahil oldu fîhâ, o vakıtlarda mescide dahil oldu. Bu da müsavi olur. Fî men'ihâ, o menihiyyün en falan vakıtları men etmesinde. İyyâhumu her ikisini, minessalâti namazlar. Güneş doğarken, zevaldayken, güneş batarken namaz kılmak haramdır. İsterse evvelden mescidde olsun, isterse o vakitte mescide gitsin. Bunda ittifak var. Burada müsavi değil mi? Peygamber Efendimiz üç vakitte namazdan nehyetmiş. Bu nehide, camıda evvelden girmiş, o vakitten evvel durmuş. Mesela sabah namazından evvel gitmiş, durmuş, gün doğduğu vakitte kalkmış namaz kılıyor. Haram mı değil mi? Bir adam da o vakitte gün doğarken camiye girmiş, onu da kılması haram, bu müsavi. Bu da aslı müttefakın aleyh diyor ki siz de biz de bunda ittifak ediyoruz. Bak burada müsavi. Öyleyse hutbe de öyle. Hutbe okunurken de namaz kılmak caiz değildir. Bunda da müsavi. فَهَذَا هُوَ وَجْهُ النَّظَرِ فَلَمَّا كَانَتِ الْخُطْبَةُ وَقْتَيْكِ خُطْبَةُ خُطْبَ وُلْدِ تَمْنَعُ men eder oldu. Men kâne bir kimseyi ki kablaha o adam o hutbeden eder oldu. Fil mescidi mescidde. Men eder. Neden? Anis salatı namazda. Kânet kezalik yine böylece oldu. Eyda o adam men ettiği gibi temnav hutbe men eder. Men dehalel mescide. Mescide giren bir adamı ba'de duhulil imam. İmam dahil olduktan sonra fîha hutbeye. Neden men eder? Minessalah namazdır. Yani hutbe madem mani olan hutbedir. İmam hutbeye başladı mı, evvelce mescide gelmiş olan adam namaz kılamadığı gibi o hutbe esnasında mescide giren adam da namazda hutbe men eder. فَهَذَا هُوَ وَجْهُ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ İşte bu mesele hakkında kıyasla budur. Biz davamızı hem nekirli ispat ettik hem de akıllı ispat ettik. Onlar yalnız nakille ispat ettiği, nakille naklin karşısında iş göremedi. Akılda da kaldı. Aklın da delilleri olmadı. Bizim hem naklin var hem aklın var. Akıl biraz şey gibi. Nasıl bir tane gidiyor? Akıl gayet kuvvetli. Senin aklın kabul etmiyor başka.
Şimdi sen evvelden gittin, hutbeden evvel kalkıp namaz kılsan, Şafii'de olsa namaz kılma diyor mu demiyor mu? Niye diyor? Ben kılacağım. Sebebi ne? Niye beni diyorsun? Ben namaz kılacağım, ben Allah'ıma tapacağım. Fakat orada sebep bulunuyor. Sebep ne? Ne sebebi? Onun sebebi mescide girişi. O hani değil, sebebini arama. Sebebini o sebebi kendiliğinden getiriyor. Şimdi biz ne diyoruz? Şimdi kıyasla değil miyiz sen? Rivayetleri bırak, onlar rivayetleri biz çürüttük. Akla geldik, akla. Niçin o namaz kılmasına mani oluyorsun? Hutbe okunuyor. Ya hutbe okunuyor, hutbeyi dinlesene. Ha, demek ki hutbe okumak namaz kılmadan daha mühim. Namaz mühim, hutbe mi? Niye? Ya o namaz değil, o da Şafiiler öyle diyor. Cemaat gelmiş, hutbeden evvel 1000 tane cemaat aklına girmiyor mu? 1000 tane cemaat, imam da kalkmış hutbe okuyor, 1000 tane cemaat kalktı namaz kılmıyor. Kim razı olur buna? Hiçbir kimse razı olmazlar, Şafiiler de öyle, onlar da öyle diyor, razı olmazlar. Hutbe mühim, hutbeyi dinlemek farz. Orada sünnet kılınacak vakit değil. E diyor ki bunda ittifak ettik, siz de biz de bunda ittifak ediyoruz. Hutbe dinlemek farz, namaz kılmak sünnet. Dışarıdan giren adama sen de diyorsun ki farzı terk et de sünneti işle. E farz mı mühim, sünnet mi mühim? Farz mühim. Kıyas bak bunu teyit ediyor. Bu farz. Bu kıyas, biz kıyas yapıyoruz. Kıyasla onların kıyası yok. Hutbeyi dinlemek farz olduğundan dolayı sünnet terk edecek. O diyecek ki ha Resulullah Efendimiz böyle emretti. E Resulullah Efendimiz'in diğer hadislerine ne diyorsun? Sen bir hadisi aldın, Süleyk'in hadisini aldın, öteki hadisleri kapıda dışarı attın. Sebebi ne? O hadis değil mi? O Resulullah Efendimiz'den gelmemiş mi? Esas bizim rivayet ettiğimiz hadislere cevap versin. Hadisin birisini tut da ötekilerin ayaklarının altına al. Bunlar Resulullah'ın hadisi değil mi yani? Yemez onu. Niye sen bir hadis aldın, ben de öteki hadisi aldım. Kıyasa gelince kıyas benim tarafımda, senin tarafında kıyas da yok. Onlar bir sebep almışlar. Sebep ama sebep hutbe olmayacak, kerahat vakti olmayacak da o vakitte o sebebine amel edecek. Mescide girdin ha, tahiyyetül mescid lazım, biz ediyoruz tahiyyetül mescid lazım. Fakat mani olan bir şey olmayacak. Orada bir farz olmayacak. Girdin ki evde namazına durmuşlar. Ben iki reket tahiyyetül mescid kılacağım, sonradan da imama uyacağım. Kabul ederler mi onlar? Niye? Ya tahiyyetül mescid daha işte sebep var. Beri de farz var, farz gidiyor. Bu değil, onu onun gibi. Bütün Hanefilerin delili burada çok kuvvetli. Evet. فَهَذَا هُوَ وَجْهُ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ İşte bu mesele hakkında kıyas da budur. وَهُوَ قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى وَقَدْ رَوَيْتُ فِي ذَلِكَ رُوِيَ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında rivayet edildi. Asarun rivayetler, eserler. En cemaati minel mütekeddimi. Mütekeddiminden bir takım cemaatten de bunu teyit eder eserler rivayet olundu. Şimdi kıyası getirdik. Kıyası getirdikten sonra zaten hadise hadisinin tekabül etti. Bir de diyor ki bakalım Ashab-ı Kiram'ın fiili nasıl? Ashab-ı Kiram'dan da delil getiriyor. Haddesene ibn-i Merzuk. Kale haddesene Vehbun. Kale haddesene Şöbetü. عن توبة العنبري قال الشعبي أرأيت الحسن شعبي إمام الشعبي diyor ki sen Hasan-ı Basri'yi gördün mü? Yine yeti'u geldiği vakitte وقد خرج الإمام halbuki imam hutbeye çıkmıştı feyusalli namaz kılıyor. Hasan-ı Basri gelmiş ki imam hutbede hutbe okuyor, gelmiş namaz kılmış. İmam-ı Şabi bunu diyor ki Hasan-ı Basri bunu yaptığını gördün mü sen? أمن أخذ هذا kimden aldı bunu? Hasan-ı Basri bu namaz kılmayı kimden aldı yani? Sahabelerden hangisinden aldı? Labis bu çünkü o tabiinden Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Sahabelerden birisinden alacak ki demek sahabeler yapmıyormuş. İmam-ı Şabi muhaddisinden bunu aramış, sahabelerden kimseyi görmemiş. Hasan-ı Basri'nin böyle yaptığını inkar etmiş. Emmen akazadı, kimden aldı? لَقَدْ رَئِيْتُ شُرِيحًا Halbuki ben diyor Kadı Şüreyh'i gördüm. Meşhur Kadı Şüreyh ki tabiinden o da. İzâ câ'a geldiği vakıfta vakat haracel imamı imam kutbeye çıkmış. Lem yusallı kılmazdı. Hasan-ı Basri'yi gördü diye İmam-ı Şâbî onun o fiilini inkar etti.
Diyor ki ben Kadi Şüreyhi gördüm, gelirdi, bakardı ki imam hutbeden namaz kılmazdı diyor. Hasan-ı Basri bunu yapıyorsa illa neklen ispat etsin diyor. Haddesen ibn Ebi Davud, kâle haddesen Ebu Salih, kâle haddesen İlleyf, kâle haddeseni Akilun, an ibn Şehabin, firreculi yatulul mescide. Bir adam hakkında rivayet etti ki mescide girer, yevmel cüm'a küme günü, vel imamu yahtub, imam da hutbe okuyor. Kâle yeclisu. Sual etti ki bir adam girdi mescide ki imam hutbe okuyor. Ne yapacak? İbn-i Şahab-ı Zühri diye soruyorlar. Diyor ki, kâle yeclisu oturur. Ve la yusebbihu, tesbih etmez. Tesbih etmez ne demek? Ey la yusalli, namaz kılmaz. Şimdi tabiinden iki zat getirdi. Birisi kim? Kadı Şüri. İkincisi kim? İbn-i Şahab-ı Zühri. Haddesena Ahmed ibn-i Hasan, kâle haddesena Ali ibn Asim, en Halid-i Hazza, enne Eba Kulâbe câyumel cümel. Eba Kulâbe cümel günü geldi, vel imamu yahtır. İmam da hutbe okuyor ki fecelese velem yusalli. Oturdu namaz kılmadı. Ebu Katade, o da tabiinde. Evet. Haddesena Revuh ibn-i Fereş, kâle haddesena Abdullah ibn-i Muhammed'in el-Fehmi. قال أخبرنا ابن لهيعة عن ابن عبيرة عن أبي المصعب عن عقبة بن عامر قال عقبة بن عامر وأصحاب كرام بندن الواتي جلدك الصلاة نماز والإمام على المنبر هل بك إمام منبر دعوه هل دع نماز كلمات معصية الله إسيان بر جنفتر طيب أصحاب كرام بقنا رواية جلدك Peygamber Efendimiz'den işittiğini söylemiyor. Fakat demek ki Resulullah'tan öğrenmiş o da kendiliğinden şeriat koymuyor ya. İmam menberdeyken bir adamın gelip de namaz kılması sevap değil, bilakis masiyettir diyor. Haddesene Yunus, kâle ehbereni ibn-i Vahdun, kâle ehbereni Yunus, an ibn-i Şehabin, kâle ehbereni Se'aladatü ibn-i Ebi Malik'il Kuraz'ın, enne cülüsel imam alel minber, imamın menber üzerine çekip oturması, يَقْتَعُ الصَّلَاةِ namazı keser. İmam çıktı da ezan okunmazdan evvel oturur ya minberde, ezan okunacak. O vakitte daha namaz kılmak yok. İmam minbere çıktı oturdu mi, namazı kesti. وَكَلَامُهُ İmamın hutbeye başlayıp da konuşması, يَقْتَعُ الْكَلَامِ kelamı da keser. Daha kelam da yok. Demek ki o arada namaz kılmaz, imam minbere çıktı oturdu mi, namaz kılınmaz ama konuşabilir. Ne vakıta kadar? İmam hutbeye başlayıncaya kadar konuşabilir. Fakat imam hutbeye başladı mı konuşmadayım. Evet. Ve kâle Sâlebe buyurdu ki İnnehum ashab-ı kiram kânu yethaddesûne konuşurdular. Eyne yeclisi Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh ve ben minber. Hazreti Ömer minbere çıkıp oturduğu vakıtta ashab-ı kiram o arada konuşurdular. Hatta yüsekkifül müezzini, hatta müezzin teskit ederdi, sükut ettirirdi, hatta yüsekkif. Yahut da konuşurdular ne vakıta kadar? Hatta yeskütel müezzini, müezzin sükut edinceye kadar, yani ezanı bitirinceye kadar konuşurdular. Ne ana, ister yüsekkifüldü, ister yeskütüldü, ne anası değil. Fe izâ kâme Ömer'u radıyallahu anh, Hazreti Ömer kalktı mı alel minberi, minber ahir, ayağa kalktı, hutbe okuyacak. لَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ Hiçbir kimse konuşmazdı. حَتَّى يَقْضِي خُطْبَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا Hatta hutbelerinin ikisini bitirince kadar kimse konuşmazdı. Niçin خُطْبَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا dedi? Yani bazıları olur ki birinci hutbe farzdır, dinleyelim de ikinci hutbe farz değildir, o vakitte konuşmak belki caiz olur. Hatta şeylerde, Türkiye'de bazı cahil hocaların öğrettiğini gördüm. Bir adam geldi de Cuma'nın evvelki sünnetini kılmadı mı? Onları öğretirler ki birinci hutbeyi dinle, ikinci hutbeye başladı mı kalk sünnetini kıl. O da bilmez, o hocadan, o cahil hocadan onu alır. Bir de bağırsan ki birinci hutbe biter bitmez adam sünnet kılmaya kalktı. Öyle değil, hutbelerin ikisini de dinleyecek. O sünneti, cüm'e namazını, farzını kıldıktan sonra kaza edecek. Sünne izâ nezel Ömer radıyallahu anhu anil minber. Hazreti Ömer minberden indikten sonra
Ve kada hutbeteyhi, iki hutbesini de okuduk, gaza ettikten okuduktan sonra tekellemu, konuşurdular. Evet. Yani minberden indi mi artık hutbeleri okudu, indi. Namaza başlayacak, bu arada konuşmak caiz. Namaza başlamamış olarak. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا إسماعيل بن الخليل قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال رأيت عبد الله بن صفوان عبد الله بن صفوان بن جردن دخل المسجد يوم الجمعة ثم جن المسجد كذي وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر عبد الله بن الزبير ده منبر ده خطبة يوردي وعليه إزار ورداء ونعلان Abdullah ibn Safvan'ın üzerinde bir izar vardı. Bir de ridası, iki neal ayaklarında. Ve huve muteammimin bi imameti. Bir de başına sarık sarmıştı. Tabi bu Mekke-i Mükerreme'de oluyor. Çünkü Abdullah ibn Zübeyr'in hilafeti neredeydi? Mekke-i Mükerreme'de. Çıkmış hutbe okurken Abdullah ibn Safvan gelmiş. O gören adam rivayet eden kim? Hişam ibn Urve. Hazreti Urve ibn Zübeyr'in oğlu Hişam. Diyor ki, geldi Abdullah, bir izar var üzerinde, bir rida var, başında sarığı var, ayaklarında da nahlinler giymiş. Hesteleme rükne, rükne istilam etti, yani Hacerül Esvedik etti, istilam etti, elini sürdü ona. Sümme kâle, ondan sonra dedi ki, Esselamu aleyke ya emirel müminin ve rahmetullah ve berekat. İmam hutbede ona selam verdi. Esselamu aleyke ve dedi, ona selam verdi. Halbuki hutbeti okunan imama selam verilmez. Verdi diyor. Sümme celese, sonra oturdu. Velem yerke namazda kılmak. Eğer iki rekat namaz kılmak lazım gelseydi, Süleyk'in hadisinde olduğu gibi onu da kılması lazım. Namaz kılmadı. Eğer bu sünnete muhalif olsaydı, ona Abdullah ibn Zübeyr'in demesi lazımdı ki, kalk iki rekat namaz kıl. Sürekin hadisini inkar etmiyoruz. O var. Gelmiş fakat nesledilmiş. O hükmü onun için emel etmemişler. Haddesen Ebu Bekret'e kâle haddesen Ebu Asim kâle haddesen Şubetü en Mansur'in en İbrahim kâle kîle li Alkamete. Alkame'ye sordular ki etetekellemü, sen konuşuyor musun? Vel imamu yahtub. Yani sen konuşur musun? Etetekellemü, sen konuşur musun? Vel imamu yahtub. İmam hutbe okuduğu vakitte konuşmak caiz mi? Konuşur musun? Evgat karecel imam. Yahut da imam minbere çıktı. Ravi artık şek ediyor. İbare yahtubu mi? Yahut da karecel imamu mi? İmam minbere çıktı. Yahut da hutbeye başladı. Sen konuşur musun? Kale elkame buyurdu ki la. Konuştum. Bitti. Konuşmayı okurdu. Fekale lehu racülün. Bir adam sordu ki elkameye. Akrav hizbi. Ben virdim okuyayım mı? Vel imamı yahtubu. İmam hutbe okuyor. İmam hutbe okurken benim de virdim var. Birden okuyor. Adet etmiş bir adam birbirini okur. Ben de o vakitte o birbirini okuyayım mı? Akrav hizbi vel imam yahtub. Kale İsa. Ravilerden İsa dedi ki İn yadurruke ve leallek en la yadurruke. İn yadurruke, eğer sana zarar verirse. Ne demek? Ve leallek en la yadurruke. Ben burayı halledemedim. Dünkü gibi ben bir ikaz eden varsa yok mu kimse? İn yadurruke, bir kelime mi yoksa Şeyh Mehmet Ali Murad'ın dediği gibi yanlış mı hareketlenmiş? Çünkü ini şartıya olsa bunun cevabı yok. Onu mehsus tutsak, yani İmam Kutlu okurken ben hizbi okuyayım mı? O da dedi ki, in ne diyeceğiz? Şartiye mi? Yoksa in neden muhafif mi? İnşan, şan olan ne? Yedurrik. Bu sana zarar verir. Hizbi okuma. Mâna o vakit ancak doğru gelir. İn neden muhafif olur? İnşan, şan olan ne? Yedurrik. Hizbi okuman sana zarar verir. Ve lealleke en la yedurrik. Fakat o vakitte bu mâna ne olur? Gene mâna çıkmıyor. Bu burada kalsın, burayı sonra bir tekrar şey edelim. Soruşturalım başka bilen adamlara da bu kelimeyi öğrenelim. İn yadurruke ve lealleke en la yadurruke. Bunu sonra hangi şeyden almış acaba kitapta? Bu hadisin başka bir yerini bulsak oradan şerhlerden halledilir. Ha?
O hizb okunmaz. Okunmaz da yalnız bu kelimenin manasını. Şimdi bu şeyde var ya, bu hadislerin kelimelerini alan Abdullah Efendi var ya, bu kitap yadurru kelimesinden bu hadis nerede? Bu da hadis de değil ki burası. Bu hadis değil. Bu ashabın kelamı. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا عطاء قال كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس oldular يكرهان الكلام konuşmayı mekruh görürdüler اذا خرج الامام imam çıktığı vakitte yemel cümle günü imam hücresinden çıktı menbere doğru teveccüh etti mi ne namaz ne de kelam. Konuşmazdılar. Burada harecel imam yani minbere çıkıyor vakitte. Bunlar onu kastediyor. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk ve haddesena Bu'asim en Süfyan en Leysin en Mücahidin ennehu kerihe. Mücahid mikruh gördü. En yusalliye namaz kırmayı ve limarı yaktır. İmam kutbu okurken namaz kırmak mikruh gördü. فَقَدْ رَوَيْنَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ İşte bu eserlerde biz rivayet eyledik ki اَنَّ فُرُوْجَ الْاِمَامِ İmamın menbere çıkması يَحْتَعُ الصَّلَاةَ نَمَازِ كَحْتِذَا Daha namaz yok. Namaz kılınmaz. Geldin ki imam menbere çıkmış, ezan okunuyor. Aman ben alelacele bir namaz kılayım, sünnet kılayım yok. Ezandan evvel kıldınsa kıldın, kılmadınsa yok. وَاَنَّ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ صَفْوَانَ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ صَفْوَانَ جَاءَ geldi ve عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ زُبَيْرِ يَحْتُبُ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ زُبَيْرِ de hutbe okuyordu. فَجَلَسَ اُتُرْبِي وَلَمْ يَرْكَعْ Namaz kılmadı. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ Bunu inkar etmedi aleyhi عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ صَفْوَانَ üzerine kim inkar etmedi? عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ زُبَيْرِ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ زُبَيْرِ o zaman halifeydi. İnkar etmedi. وَلَا مَنْ Başkası da inkar etmedi. Öyle başkası ki kâne bi hadratihi min ashabi Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Orada ashabi Rasûlullah'tan başkaları vardı. Onlar da inkar etmediler ki senin için iki reket namazı kılmadın. Ve tâbi'ihim. Tâbi'inden de birçok zatlar vardı. Onlar da inkar etmedi. Sümme kad kâne şureyhun. Sonra şureyh oldu. Yef'alü zâlik bunu yapar oldu. Yani namaz kılmazdı. İmam hutbedeyken gelir ve namazı sünneti kılmazdı. وَرَوَهُ الشَّعْبِيُ شَعْبِي İmam-ı Şâbî bunu rivayet eyledi. وَاَحْتَجَّ İmam-ı Şâbî delil getirdi, ihticac etti bununla. أَلَا مَنْ خَالَفَهُ Kendisine muhalif olanlara da Adi Şüreyh'in fiilini ihticac hüccet olarak getirdi. وَشَدَّ ذَٰلِكَ الرِّوَايَةِ وَشَدَّ kuvvetleştirdi. ذَٰلِك Bunu الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برهنزه روايه ده bu kavli teyit etti. O rivayette neden minna şul bir rivayetlerden ki kaddemna zikrehu onu zikredi biz yukarıda geçirdik. Yani bunlar sede ashab-ı fiili değil, Resulullah Efendimizin rivayeti de var. Yok biz bunu terk edelim de gidelim getirelim namaz kılalım. Yok bu layık değil. Bunlar sabit olduktan sonra bunu terk edip de bunların emir etmemek layık değildir. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse ki فَقَدْ رُوْيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki اَنَّهُ قَالَ Peygamber Efendimiz buyurdu اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ Sizden biriniz mescide girerse فَلَا يَجْلِسْ Oturmasın hatta يَرْكَعَ رَكَعَتَيْنِ Hatta iki reket namaz kılsın. Böyle bir adam itiraz etse dese ki siz bunları söylüyorsunuz ama bak Resulullah Efendimiz'in şu hadisi de var. Sizden biriniz mescide girerse oturmasın illa iki reket namaz kılsın. Zaten bu sualın evvelinde belli. Hutbe mütbe var mı bunda? Hutbe okurken var mı? Yok. Herhangi bir adam mescide girdi. Kerahat vakti yok, hutbe yok. İki reket namaz kılacak. Bunu itiraz etmiyoruz ki hadis orada. Şimdi cevabını verecek ya. Ve zekere fî zâlik. Bu meselede zikretti mâ ol bir şey ki haddesena Yunus. İmam Yunus rivayet eyledi. قال حدثنا سفيان عن عثمان بن ابي سليمان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير evet Abdullah bin Zübeyr'in oğlu Amir eşitti yuhbiru haber verirdi an Amir bin Süleyman Amir bin Süleyman'dan an Ebi Katade'de o da Ebu Katade'den enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem قال Peygamber Efendimiz buyurdu ki اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ
فَلْيَرْكَ عَرَكْعَتَيْنِ قَدَّنْ يَجْبِسِ Bir adam mescide girerse oturmadan evvel iki rekat namaz kılsın. Binaenaleyh bu da bu manadadır. Yani isterse imam hutbede olsun gül manasına getiriyor. Halbuki hadiste yok. Hutbe ve kerahat vakti bunları yok hadiste. Evet, diğer zamanlarda mani olmadığı bir vakitte iki rekat namaz kılmak vahid. Haddesena Rabi'ul Cizi'yi kâle haddesena Ebu Lesvet kâle haddesena Bekir ibn Mubar an ibn al-Aclan an Amir ibn Abdillah fezekere bi isnadihi mislehu. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو إسحاق الضرير يعني إبراهيم بن أبي زكريا قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قد سنة دولدي 3 sene. Bu hadisi bunların hepsi rivayet edildi. فَهَذَا يَدُلُّ Etiraz adam, eden adam diyor ki işte bu delalet eder ki عَلَى أَنَّهُ شُنَكِ يَنْبَغِ لَا يُقُلُ لِمَنْ يَفْتُلُ الْمَسْجِدَ Mescide giren adama yani imamı yahtubu halbuki imam kutlu okuyor. اَنْ لَا يَجْلِسِ oturmaya hatta يُسَلِّيَ رَكَتَيْنِ hatta iki reket namaz kılar. Bundan bu çıkar. İmbarik adam yahtubu nerede var hadislerde? Hadiste yok ki sen getiriyorsun. Yani mutlaktır demek istiyor. Hadis mutlaktır. İster imam hutbeti olsun, ister olmasın, ister kerahat vakti olsun, ister olmasın iki rekat namaz kılmak diye umumileştirdi bu. قِيلَ لَهُ وَنَا denilir ki مَا فِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ Bunda delil olmadı hala. مَا زَكَرْتَ senin zikrettiğini delil yoktur. اِنَّمَا هَذَا bu iki rekat namaz kılmak. Alamen bir kimse üzerine evet lazım gelmesi. Bir kimse üzerindedir ki dehalel mescide mescide girdi fi halin bir vakitte ki yehullu fiha o vakitte helal olur es-salatu namaz. Namaz kılmak kendisine helal olduğu bir vakitte giren iki rekat namaz kılsın. Ona aittir. Leyse alâ men bir kimse üzerine değil ki dehalel mescide mescide girdi fi halin bir halde ki la yehullu fiha anda helal olmaz es-salatu namaz. Namaz haram olduğu vakitte kalktın kılsın bu değil. أَلَا تَرَى Sen görmez misin? اَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ Mescide giren bir adam, اِنْدَ تُلُعُ الشَّمْسِ Güneş tülü ederken, اَوْنْدَ غُرُوبِهَا Yahut da غُرُوبِ vaktinde, اَوْ فِي وَقْتٍ مِنْ هَذِي الْاَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاتِ فِيهَا Namaz, nehyedilmiş olan vakitlerden bir vakitte mescide giren adam, اَنَّهُ شَنْ لَا يَنْدَغِي لَهُ Ona layık değildir. اَنْ يُسَلِّيَ namaz kılar. وَاَنَّهُ وَادَمْ لَيْسَ مِمَّنْ Şöyle bir kimselerden olmadı ki, emrehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona emretmiş ola en yusalliye rekateyn iki rekat namaz kıla yudukuduhil mescid mescide girdiği için. Çünkü bu vakitlerde namaz haram. Peygamber Efendimiz haram vakitte namaz emretmedi ki sen diyesen ki o da iki rekat namaz kılsın. Leennehu kad neha. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti. Hanis salati namazdan hine izin bu haram vakitlerde. Menhiyyün ahvara vakitlerde. Fekezalik böylecedir. Ellezi şol bir kimse ki dehalel mescide mescide girdi. Vel imamı yahtudu. İmam hutbe okuyor. Leyse lehu o adam için caiz olmadı en yusalliye namaz kıla. Ve leyse o adam olmadı. Mimmen şol bir kimselerden olmadı ki. Emerehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona emretti. Bizalik namaz kılmakla. Sen mescide girdin. İmam da hutbe okuyor. Sen kalk iki rekat namaz kıl diye Peygamber Efendimiz emretmedi. وَاِنَّمَا دَخَلَ Dâhil oldu. Fî emri Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in iki rekat namaz kıl diye emrine dâhil oldu. اَلَّذ۪ي Şol bir kimse ki zekertu ben zikrettim. Yani helal olan bir vakitte. وَاِنَّمَا دَخَلَ فِي emri Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem اَلَّذ۪ي zekerte Sen zikrettin. Senin zikrettiğin işte bu hadis-i şerife şu bir kimse dahil olur ki küllümen, her bir kimse. لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ Mescitte olsaydı قَبْلَ زَارِكُ ondan evvel فَآثَرَ O adam ihtiyar ise en yusalliye namaz kılmayı كَانَ لَهُ زَارِكُ Bu vakitte kılabilirdi. Bir adam evvelden mescide girmiş evet
ama ibare nasıl oldu? Ve innemâ dekhale fî emr-i Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem ellezî zeker kullu men lev kâne fil mescidi kabl-i zâlik fâteren yusalliye kâne lehu zâlik. Kerahat vakti değil. Mescide girmiş o adam, isterse namaz kılar, istediği kadar. Bu iki rekat tahiyyetül mescid kılmış, o başka. Ondan sonra da menhi yünen olan bir vakit olmadığından bir adam nafile olarak istediği kadar namaz kılar. فَاَمَّا مَنْ لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ. Bir adam mescitte olsa, قَبْلَ ذَلِكَ, bu menhi yünen olan vakitten evvel, لَمْ يَكُنْ لَهُ, onun için olmadı, اَنْ يُسَلِّيَ namaz kıla حَيْنِ اِذِنْ كَرَحَتْ وَقُنْدَ. Efendim bu mescitteydi, mescitte bir adam nafile namaz kılabilir. Fakat kerahat vakti geldi, kalkıp kerahat vaktinde o mescitte olan adam namaz kılabilir mi? Kılamaz. فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي ذَلِكَ. Bir adam mescitte olursa, لَمْ يَكُنْ لَهُ يُسَلِّيَ حَيْنِ اِذِنْ, o kerahat vaktinde namaz kılmaya, فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي ذَلِكَ, o bu hükmü dahil değildir. وَلَيْسَ لَهُ, onun için olmadı, اَنْ يُسَلِّيَ namaz kıla, kıyasen ala ma zekerna, bizim zikrettiğimize kıyasen, min hükmü levkati menhiyye anis salati fiha. Evet, min hükmü levkati, vakıtların hükmünden. Öyle hüküm ki, öyle vakıtlar ki, el menhiyye nehyetilmiş anis salati namazdan fiha o vakıtlarda. Evet. Elleti vasatna, kodil avukatlarda ki biz gasp ettik. Güneş çöre ederken, gurupdayken gider. Menhimine doğru vakitlerde. Fakat ibarede bir incelik var burada. Ve innemâ tehale fî emru Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ellezî zeker kullu men lev kâne fil mescidi kable zâlik fâteren yusalliye kâne zâlik kâne lehu zâlik. وَإِنَّمَا دَخَلَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذ۪ي ذَكَرْتُ كُلُّ مَنْ لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلِ ذَٰلِكَ فَآتَرَ اَنْ يُصَلِّيَ كَانَ لَهُ ذَٰلِكَ. الَّذ۪ي ذَكَرْتُ İmam yaptı diyor. Yani burada menhi şeyler zikretti ya. Evet. يُصَلِيَ رَكَةً لِذَٰلِكَ مَسْجِدِ لِأَنَّهُ قَدْ مُهِيَ عَنِ السَّلَاحِينَ. İşte bu da ona giriyor diyor. Diyor ki وَاِنَّمَا دَخْلَةِ اَمْرَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّذ۪ي زَكَرْتُ. Onun zikrettiği neydi? Diyor ki bir adam mescide girerse iki rekat namaz kılsın. Evet. كُلُّ مَنْ لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ ذَٰلِكَ فَآثَرَ اَنْ يُصَلِّيَ كَانَ لَهُ ذَٰلِكَ فَأَمَّا مَنْ لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حِينَئِذٍ فليس بداخله في ذلك وليس له ان يصلي قياسا على ما ذكر من حكم الاوقات المنهي عن الصلاه فيها التي وصفها. بين anlamadı. والله تعالى اعلم. رسول الله efendimizin bu emrine kim dahil olur? وانما دخل في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin bu emrine dahil oldu. الذي şöbbel emri ki zekatı sen zikrettin. Yukarıda zikretti ya. Kimden rivayet etmiş bu onu? Hadisi rivayet etti ya, bir adam geldi, evet ona ne dedi? İki rekat namaz kıl dedi. İşte bu zikretmiş olduğu Resulullah Efendimiz'in emri, evet. Buna dahil olur. Kim? Kullu men. Her bir kimse ki, levkâne fil mescidi mescidde olsaydı, kable zâlik, o vakıttan evvel, hutbeden evvel olmuş olsaydı, فَآتَرَ اَنْ يُصَلِّيَ. O adam da namaz kılmak namaz kılmayı ihtiyar etmiş olsaydı, كَانَ لَهُ, onun için caiz idi, zalik, o vakitte namaz kılmak. İşte bu dahil olur. Yani kerahat vakti değil. Namaz vakti. Kendisi mescitte olsa, namaz kılmak istese, kendisi namaz kılmak caiz olur. İşte o ne? Yani kerahat vakti değil. Bir adam mescitte olursa ne vakit namaz kılabilir? Kerahat vaktinin gayrısında. Bir, onlardan birisi de imam hutbede olmazsa. E işte bunlar için caizdir. Zalif nereye gidiyor? En yusalliye kıla, evet. Kâne lehu, onun için caizdir. Zalif namaz kılmak. Namaz kılmak murad ederse, kâne leh, onun için oldu. Zalif namaz kılmak. Yani o vakitte namaz kılması onun için caiz oldu. Yani fil mescidi bak ne zalif. O zalif nereye? Yok, zalif namaza raci. Mescitteki?
İşte mescitte olsaydı, namaz kılmak murat etseydi, kendisine namaz kılmak caizdir diyor. Mescitte olsaydı, bir adam mescitte olsa ne vakitler namaz kılınır? Kerahat vaktinin gerisinde. Hah, işte o dahil olur. Mescitte olsa, فَاَفَرَنْ يُسَلِّيَ namaz kılmayı da murat etse, onu ihtiyar etse, كَانَ لَهُ o adam için caiz olurdu, zalik namaz kılmak. Namaz kılmak caiz olurdu. Bu dahil olur Resulullah Efendimiz'in emrine. Bir adam dışarıdan geldi, mescide girdi. Ha, bu adam mescitte olsaydı bu vakitte namaz kılabilir miydi? Kılabilirdi. İşte ona, emir ona. Emir ona. Yok, mescitte olsaydı. اَمَّا مَنْ لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ bir adam mescitte olsaydı. قَبْلَ ذَالِكَ o emirden evvel, hutbeden evvel, mescitte olsaydı. لَمْ يَكُنْ لَهُ o وَلَمْ يَكُنْ لَهُ o bir bab olsa ne kadar güzel olurdu. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ o adama olmazdı halbuki en يُسَلِّيَ حَيْنَيْتُنْ o vakitte namaz kılmak olmazdı. فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي ذَٰلِكَ o Resulullah Efendimiz'in emrine dahil değil, dahil olmaz. وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُسَلِّيَ namaz kılmak onun için caiz değildir. قِيَاسًا عَلَى مَا زَكَرْنَا bizim zikrettiğimize kıyasen. O da zikrettiğimizde neden? مِنْ حُكْمِ الْاَوْقَاتِ الْمَنْهِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا kendisinde namazda nehyedilen vakıtlara vakıtlarda zikrettik ya, işte onlara kıyas et. Elleti öyle vakitler ki vesatına biz vesfettik. O da nedir? Güneş doğarken, zevaldayken, gurub ederken, bir de imam hutbede ikram. Demek ki burada kaideyi, kıyası nasıl getirdi? Bir adam camıda olsa kendi kendine namaz kılmak murad ettiği vakitte murad kılabilir, kerahat vakti değil. İşte o adam dışarıdan gelirse o adam ama namaz kılacak. Yok, bir adam camıda olsa o vakitte namaz kılamayacak. Niye? Kerahat vakti. Öyleyse o adam dışarıdan gelse, girse gene o kerahat vaktinde o da namaz kılamaz. Yani mesele, meseleyi dolaştırıyor. Daha Türkçesi kerahat vakitlerinde kılınmaz. Burası kılınmaz.